Validem. Mehmet'im nasıl? Afiyette çok şükür. Ama bu yarayı ömür boyu taşıyacak oğlum. Hünkar babasının yaptığını asla unutmayacak. Öfkesini, sevgisizliğini. Bir yanı hep eksik kalacak. Sevmez olur mu hiç? Mehmet onun evladı. Şimdiden çok pişman olmuş zaten. O yüzden mi Zarife hareme geri döndü? Üstelik Osman'ı yarın veliahtı ilan edecekmiş. Kabahat biraz da sende Turhan. Oğlumun oyunu bilmezmiş gibi üzerine gitmişsin. Ağrıma gidiyor çünkü validem. Siz de görüyorsunuz. Vaziyet aşikar. Bir yanda Zarife, bir yanda şivekar. Şimdi bir de Hümaşah çıktı. Kimlerle muhatap oluyorum ben? Sen mi ben mi? Sırf hünkâr oğlumun gönlü hoş olsun diye susuyorum, sabrediyorum. Fakat artık sabır taşım çatladı. İlk o Zarife'nin icabına bakacağım. Sonra da diğerlerinin. Nasıl olacak Valide? Zarife yarın başa seki olacak. Üzülme. Sen şehzademle ilgilen. Gerisini ben halledeceğim. Hünkârım. Lalezar Kalfa. Niye boşaltıyorsunuz daireyi? Zarife ile Osman nerede? Hünkârım. Valide Sultanımız size izah edecekler. Çıkın dışarı hepiniz, bizi yalnız bırakın. Haydi. Zarife ile Osman nerede valide? Yine şimşirliği mi kapattınız? Hayır. Yolladım onları. Payitahttan uzağa gittiler. Ne yaptınız? Siz bana sormadan nasıl böyle bir karar verirsiniz? Bugüne kadar ne istediyseniz yaptım. Devleti, haremi, her şeyi elinize bıraktım. Lakin bu sefer hududu aştınız. Merak etme, her türlü ihtiyaçları karşılanacak. Osman en iyi şekilde yetişecek. Allah razı olsun. Bari bir de sokağa bıraksaydınız. Makul ol biraz İbrahim. Bu çocuk sen tahta çıktıktan 4 ay sonra başka bir sarayda gizli saklı doğdu. Ve öyle de kalmalı. Ne olacak? Gelip sarayı mı basacaklar? Canımı mı alacaklar? Evet. Yaparlar. Canını alırlar. Abilerine yapılanları ne çabuk unuttun? Unutmadım, unutmadım validem. Hepsi dün gibi aklımda. O zaman beni dinleyeceksin. Ben ne yapıyorsam seni korumak için yapıyorum. Soyumuzdan bir kez olsun şüphe ederlerse ne hükmümüz kalır ne saltanatımız kalır. Bu gök kubbe yıkılırsa hepimiz altında kalırız. En başta da sen. Hüseyin efendi. Hünkârımız beni çağırtmışlar. Baş ağrıları tutmuş yine. Haber göndermişler. Mühim bir karar ilan edilecekmiş. Kötü bir şey olmasın inşallah. Az kalsın kıyamet kopacaktı, zor mani olduk. Hünkâr oğlum Osman'ı meşru şehzadesi ilan edecekti. Nasıl mani oldunuz peki? Zarife hatunla Osman'ı Mısır'a gönderdim.
Hünkârım buna üzülmüşler demek. Malum pek severdi evladını. Başımıza ne geldiyse onun bu sevgisi yüzünden geldi. O çocuğun sarayda dolaşması bile büyük tehdit. Her gece uykularım kaçıyordu biri öğrenecek diye. Tam onlardan kurtulmuşken geri getirecek diye çok korkuyorum. Hüseyin Efendi, konuş onunla. Seni dinler. Bu meselenin peşini bıraksın artık. Siz hiç merak etmeyiniz sultanım. Ben hünkârımızla usulünce konuşur, teskin ederim. Âlâ. Kaya, gün geçtikçe güzelleşiyorsun. Allah'ın esirgesin. Müsaadeniz olursa yarın babamın türbesini ziyarete gitmek isterim. Olur tabii. Ben de geleyim. Onu çok özlüyorum sultanım. Bazı geceler rüyalarıma giriyor. Ben de çok özlüyorum kızım. Çok özlüyorum. Mekanı cennet olsun. Validem. Kaya, dairene dön. Ne oldu yine burnundan soluyorsun? Siz sebebini gayet iyi biliyorsunuz. Nasıl yaptınız bunu validem? Küçücük çocuğu dünyanın bir ucuna neden gönderdiniz? Sen kardeşine doğru yolu göstereceğin yerde hataya sevk ediyorsun. Ben de o hatadan dönmesini sağlıyorum. Belki de en büyük hata sizsinizdir validem. Sizin mevcudiyetinizdir. Umarım bir gün biz de bu hatadan döneriz. Hacı. Hayırlar olsun. Hayır mı? Şer mi? Onu sen söyleyeceksin. Cinci. Valide Sultan. Neler oluyor? Ben bilmeden bir kusur mu işledim yoksa? Saraya geldiğin ilk günü hatırlıyorum da. Eski, köhne bir yerde yaşıyordun. Sırf oğlumu iyileştirdiğin için sana koskoca bir köşk bahşettim. Her istediğini yaptım. Sana bir hayat verdim. Peki sen bunlara biat edeceğin yerde ne yaptın? Fitne sokup makam peşinde koştun. Hiç olur mu öyle şey sultanım? Ben size sadakatle bağlıyım. Hünkârımız lütfetmiş. Beni kazasker tayin etmiş. Ben de sizin kadar şaşkınım. Gözümün içine baka baka bir de yalan söylüyor. Seni göklere çıkardığım gibi yerin dibine sokmasını da bilirim. Sen istemezsen durduk yere neden versin o makamı? Günah mı alıyorsunuz sultanım? Padişah efendimize nasıl söz geçirebilirim? Beni başkalarıyla karıştırıyorsunuz. Kimle karıştırıyorum? Ağzında geveleme. Kemankeş Paşa. Padişahımıza her istediğini yaptıran o. Haşa huzurdan af buyurun. Sizin de arkanızdan demediğini bırakmıyor. Ne diyormuş? Devleti Aliye'nin bütün yükü onun sırtındaymış. Ne hünkârımızın ne de siz sultanımızın sözüne bakmazmış. Devlet işlerine yalnız başına karar verirmiş.
Hatta öyle bir kibre kapılmış ki kendini padişah sanırmış. Haddini bil. Senin o itham ettiğin zat devletin ve hanedanın sadık bir veziridir. Onun hakkında konuşmaktan men ediyorum seni. Yoksa o dilini köpeklere atarım. Çık dışarı! Çık! Defolun! Defolun! Çıkın hepiniz! Kötü bir vaziyeti yoktur inşallah. Evrak göndermişsin yine. Bunları mı tasdik edeceğim? Oğlum nedir bu öfkenin sebebi? Ben sana söyleyeyim sebebini. Mısır'a gönderdiğin Zarife ile Şehzademin gemisini korsanlar basmış. İkisi de düşmanın eline düşmüşler. Oğlum ben nereden bileyim böyle olacağını? Ben seni ve hanedanı korumak için yaptım ne yaptım? Bin senedir aynı laf. Kim ağzını açsa ben evlatlarımı korumak için yaptım diyorsun. Şöyle bir bak etrafına. Ne olur şöyle bir bak. Benden başka kim var yanında? Ha? Kim var? Osman mı? Mehmet? Beyazıt? Kasım? Murat? Hepsi öldü. Hepsi öldüler. Abilerimin hepsi teker teker öldü. Bir ben varım. Bir ben varım yaşayan. Buna da yaşamak dersen tabii. Haksızlık etme. Az bile söylüyorum. Ben başta inanmadım. İhtimal dahi vermedim. Fakat Murat abim haklıymış. Padişah olduğunda anlarsın demişti. Senin tek derdin saltanatmış meğer. Bu uğurda her şeyden ama her şeyden vazgeçebilir misin? Evlatlarından dahi. İbrahim! Bitti! Bitti. Artık senin de, sözünün de hiçbir hükmü yok. Tıpkı şehzademi sürdüğün gibi Mısır'a sürüyorum seni. Kasım! Kasım! Kasım gölgeler! Kasım buraya gel! Hadi çık oradan hemen saklanalım! Ne oluyor İbrahim? Hadi çıkalım buradan! Saklanalım bir yere! Gölgeler! Kasım! Geliyorlar diyorum! Kasım tamam, ne olur İbrahim, çıkalım! İbrahim. Acele et! Kasım! Kasım! Gördüm diyorum sana geliyorlar! İbrahim, hadi tamam çık. Sakin acele ol. Acele çıkalım buradan. Korkma, korkma. Kasım! Kasım ne olursun yapma Kasım! Kasım ne olursun yapma. Kasım, Kasım gölgeler geliyor diyorum sana Kasım. Buraya gel. Hadi çık oradan Kasım. Saklanın. Kasım, Kasım dinleme beni. Kasım, Kasım gölgeler geliyor. Kasım dinleme beni. Kasım dinleme beni.
Oğlum. İbrahim'im. Validem. Validem, niye getirdiniz beni buraya? Niçin yapıyorsunuz bana bunu? Hatırlatmak istedim. Zira unutmuş gibisin. Kız. İbrahim. Oğlum. Oğlum. Validem. Buradayım. Validem. Validem, bir dakika bana. Hayır. Hayır, bana bak. Validem. Bana bak. Hayır. Ben ne dedim? Canımı siper ederim, yine de seni vermem dedim, değil mi? Validem. Hayır. Hayır. O gün cellatlar senin de canını almaya geldiler. Ben korudum seni. Siper ettim kendimi. Durun! Durun, yoksa hepinizin kellesini alırım. Hatırlıyor musun? Tam burasıydı, hatırlıyor musun? Ve sen canını sana siper etmiş valideni saraydan kovuyorsun, öyle mi? Tıpkı diğerleri gibi. Osman gibi, Murat gibi. Onlar da fitnecilerle birlik olup beni saraydan sürmüşlerdi. Ne oldu? Ne oldu? Neredeler şimdi? Söyle. Öldüler. Evet, öldüler. Çünkü onlara sağladığım zırhtan mahrum kaldılar. Benim kollarımdan, kanatlarımdan mahrum kaldılar. Onlara dedim, kaç defa dedim, etmeyin dedim. Kul taifesine güvenmeyin dedim. Fitnecilerle birlik olup validenize düşman olmayın dedim. Dedim, dedim, dinletemedim. Oğlum. İbrahim'im, ibret al. Onların düştüğü hataya düşme. Yanlış yollara sapma. Her daim yaptığınız şeyi yapıyorsunuz. Gözümü korkutarak bana istediğinizi yaptırmaya, kararımdan döndürmeye çalışıyorsunuz. Lakin bu sefer kanmayacağım sözünüze. Ne kanması oğlum? Evvela bir hususta anlaşalım. Beni o gece siz değil, Yüce Rabbim kurtardı. Bana katından bir koruyucu gönderdi. Zelzel oldu ve ben kurtuldum. Tahta çıkmak kaderimde vardı. Çıktım. Bir cihan padişahıyım artık. Beni korkutarak, tehdit ederek hiçbir yere varamazsınız. Unutmayın ki kaderiniz bana bağlı. Bana bir şey olursa size de olur. Gücünüz tükenir, biter ve benimle birlikte yok olur gidersiniz. Zira benden başka bir oğlunuz yok. Bu hakikatle yüzleşin. Ben size değil, siz bana muhtaçsınız validem. Siz.
Mutlu musun Atike? Gidiyorum, kurtuluyorsun benden. Benimle bir alakası yok validem. Kendi kararı. Sen kimi kandırıyorsun? Cinci denen melunla birlik olup düşman ettiniz oğlumu bana. Validem, siz ne kadar kabul etmek istemeseniz de o bir padişah. Ve her padişah gibi bir aslan yatıyor ruhunda. Üstelik yaralı bir aslan. Eğer canını yakarsanız olacağı bu. Ben mi yakmışım canını? Daha bir şehzadeyken bana eğer bir gün padişah olursam validemin bana da düşman olmasından korkuyorum demişti. O günler geldi mi acaba? Validem, sultanım. Neler olduğunu işittin değil mi Turhan? Maalesef sultan. Hünkârımız size böyle bir cezayı nasıl reva gördü, aklım almıyor. İbrahim yapsa gam yemeyeceğim. Kulağına fısıldıyorlar oğlumun. Bir evladımla daha düşman etmek istiyorlar beni. Cinci Hüseyin çıban başıymış. Yüzümüze gülüp arkamızdan iş çeviriyormuş. Allah biliyor ya. Hiç kanım ısınmamıştı ona. Şimdi ne olacak sultanım? Yani gidecek misiniz? Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim de meşveret meclisini toplayalım. Sen de benimle gel. Beraber düşünüp karar veririz. Siz nasıl arzu ederseniz sultan. Sultanım, Cinci Hoca denen münafık hünkârımızı iyice tesiri altına almış. O ne derse onu yapıyorlar. Aklı sıra ulemaya adamlarını yerleştirip kendine saltanat kuracak. Suyu ısınmış, ısınmış da biz görememişiz. Cezasını keselim o vakit sultanım. Neyi bekliyoruz? Malum, yılanın başını küçükken ezmek gerek. Doğru söylüyorsun Turhan. Fakat Yeniçeri'ye havale etmek lazım. Cezasını onlar versin. Yeniçeri mi? Ulufe divanı toplanıyor. Bundan hala fırsat olmaz. Yeniçeri merasimde çorba içmeyecek, çanak yağması yapmayacak. Sultanım, bu isyan manasına gelir. Ta ki hünkârımız Cinci Hoca'nın kellesini askere teslim edene kadar. Sultanım bağışlayın lakin bu Cinci Hoca zavallı meczupun biri. Basarız konağına, alırız canını, olur biter. Bu kadar hengameye lüzum var mı? Mesele cinci değil Hüseyin Paşa. O bir kukla. Ve ipleri kimin elinde belli değil. Onu öne sürüyorlar. Düşmanlar geride duruyor. Misliyle karşılık vermemiz lazım ki cesaret bulmasınlar. Ortada bir ihanet olduğu aşikar. Sultanım siz merak buyurmayın. Biz ocak ihtiyarlarıyla konuşup gereğini yaparız. Ben yine de ihtiyatlı olmakta fayda görüyorum. Hünkârımızın sağı solu belli olmaz. Ya işler çığırından çıkarsa? Ne yapayım Turhan, Mısır'a mı gideyim? Ya düşmanlarınızın istediği buysa? Ya sizi telaşa düşürüp hata yapmanızı istiyorlarsa? Hata yaptığımı mı düşünüyorsun? Haşa. Siz en doğrusunu bilirsiniz sultanım. Ben sadece her ihtimali düşünüyorum. Bilhassa en kötüsünü düşünmeyi sizden öğrendim. Merak etme, ben her ihtimali düşündüm. Hesabımı doğru yaptım. Kösem Sultanımızla Vezir-i Azam Hazretleri ne konuşuyorlar içeride? Ne konuşuyor olabilirler ki sultanım? Ulufe merasiminde çıkacak olan tantanının teferruatını.
Öyle de zaten tevatür almış yürümüş. Dikkat etmek lazım. Bu konakta kaç ağ, kaç cariye var. Maazallah içlerinden birisi laf taşısa önünü alamayız. Valide Sultanımız bir beis görmüyorsa bize laf düşmez. Ben merak etmeyin. Kemankeş Paşa'mız ihtiyatlıdır. Öyle güvenmediği kimseyi barındırmaz. Sultanım dediğiniz gibi Cinci Hoca bir hiç. Arkasında herkes olabilir. Malumunuz bunca senedir sadaret makamındayım. Dostum olduğu kadar düşmanım da var. Kuyumu kazmak için fırsat kolluyorlar. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecek Kemankeş. Ben sizin için endişeleniyorum sultanım. Öyle laflar işittim ki. Nasıl laflar? Atike Sultanımız beni alenen tehdit etti. Size olan hislerim gözümü kör etmiş, öyle dedi. Hatta meftun köleniz olmuş. Aynı lafları bana da etti. Sen onu ciddiye alma, onun derdi benimle. Benim de korkum bu sultanım. Fitne ateşi yandı. Eminim ki sizi buradan vuracaklar. Benim yüzümden üzülmenizi ve dahi size zarar gelmesini istemem. Daha fazla yayılmadan tevatürün önünü kesmek gerek. Nasıl? Müsaadeniz olursa evlenip dünya evine gireyim. Bir ailem olsun. Böylece bütün sesler kesilir. Eğer arzun buysa. Mesele benim neyi arzu ettiğim değil sultanım. Sizin emniyetiniz. Eğer sizi tehlikeye atacaksa kalbimi dahi yerinden söküp atarım. Bırak konuşsunlar Kemankeş. İftira atsınlar, yalan söylesinler. Benim zerre umurumda değil. Hep böyle devam edecek değil tabii. Ben de isterim hanende huzur bulman. Ailem mühim zira. İnşallah layık olduğun saadete erişeceksin. Benim bu dünyadaki saadetim sizsiniz sultanım. Mevcudiyetiniz. Yanınızda olmaktan gayrı lütuf istemem.